Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni tanıyan arkadaşların uzun zamandan beri istediği bir video ile buradayız. Gördüğünüz gibi yanımda bir sürü kılıç var. Genshin Impact'ten kılıç var. İşte diğer oyunlardan kılıçlar var falan var filan var. Burada bu videoda Genç pekteki kılıçlar gerçek olsaydı ne kadar işlevsel olurlardı. Bunlardan bahsedeceğiz. Beni tanıyan arkadaşlar biliyordur. Beni tanımayan arkadaşlar için de basitçe anlatayım. Kendim işte kılıçları seven, kılıç kullanmayı seven. hatta gördüğünüz gibi gerek cosplay için gerek başka amaçlarla kılıçlar yapan, seven ve özellikle zaten her animeci olduğu gibi katana seven ve özellikle gerçek hayatında da hani katana kullanmış. ...biri olarak. Size anlatmaya çalışacağım bu videoda bu kılıçlar ne kadar gerçekçi, ne kadar işe yarar diye. Öncelikle arkadaşlar size gençinin pek en çok görebileceğiniz kılıçlardan bahsetmeden önce bir katana göstermek istiyorum. Hani kılıçların özellikleri nedir? Hani neye göre bir kılıç iyidir, kötüdür, şey yapıyoruz. Burada metalinden falan bahsedeceğiz. İşte bu kılıcın şurada metalden yapılmış, İşte çelik, işte yay çelik falan filan. Onlardan bahsedeceğim. Karbon oranlarından falan. Sadece tasarım olarak hani bu kılıç gerçekte olsa kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Ondan bahsedeceğiz. çünkü... Çoğu kılıç, özellikle burada Missy Peter var. Göstereceğim hatta Missy Peter'ı açayım şöyle. Ee, özellikle onu göstereceğim. Nasıl olacak bakacağız. Öncelikle bir katanadan bahsedelim. Şimdi gördüğünüz gibi e, kın kısmından bahsetmeyeceğim çünkü e, gençlerin pek hiçbir kılıcın kını yok. Normal e, şeyin dışında e, kının dışındalar. Şimdi öncelikle. Kılıçlarda bizim e, şey yaptığımız noktalar, dikkat ettiğimiz noktalar. Zaten kılıcı genel olarak 3 parçaya ayırabiliriz. bir bu tuttuğumuz kısım handle kısmı tusuka diye geçiyor kılıçlarda. Tusuba kısmı bu handguard kısmı ve kılıcın kendi kısmı. Bazı kılıçlarda bu arkada pummel işte ee, counterweight karşı ağırlık kısmı da var ama katanalarda o kısım yok. Genç ilim pekteki bazı kılıçlarda var bazı kılıçlarda yok. Şimdi arkadaşlar genel olarak dikkat ettiğimiz şey şu. Şimdi bu kılıçla biz bir saldırıyı karşıladığımızda elimizi koruyacak şey buradaki guard. Bu gardım bize engellememesi lazım hareketlerimizde. Gördüğünüz gibi katana da herhangi bir sıkıntı yok. Yani böyle bum bum yapabiliyorsunuz. Herhangi bir e, sıkıntımız yok. Gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Diğer kılıçlarda da e, bu şekilde şeyler var. Burada bir tane işte Çin e, taçisi var. Onu falan da göstereyim. Yani Çin kılıcı var onu da gösteririm. E, bu tip rahat rahat kullanabildiğiniz şeyler. Bu kılıçlarda en büyük sıkıntı... ...bu e, tusuba kısmı... ...hani bu elimizi koruyacak kısım... Zaten Miss Splitter'da göstereceğim. Kesinlikle kullanılamayacak bir kılıç olduğunu anlatacağım size. Ondan sonra kılıcın bu keskin kısmı. Bu keskin kısmından da yani kılıç kısmından da gerçekten kesme işini yapan kısımda da dikkat edeceğimiz şeyler kullanılabilir olması. Hani e, mesela testere ağızlı bir kılıcı kullanmanız çok zordur. Çünkü hani soktunuz geri çıkartamazsınız. Çünkü hani kılıcı soktum adamda kaldı. Ay, öldün ama hediyem olsun şeklinde bir kullanım olmaz. O yüzden Bunlardan bahsediz. Handle kısmında da arkadaşlar şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama evet şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi katanalar katananın bu sapları, tusuka kısmı yuvarlak değildir. Neden? Elips şeklindedir. Çünkü siz elinizle tuttuğunuzda bu yuvarlak olsaydı kılıcın keskin tarafını bilemezdiniz. Kılıçlar böyledir ki hani gözün kapalı olsa bile şu kılıcı şöyle tutsan bile yanlış tuttuğunu anlarsın. İster istemez elinde düzeltirsin. Bunlar bu şekilde. Başlangıç bilgisini verdikten sonra size şöyle bir ekrandan. Öncelikle zaten en son çıkan kılıç Miss Splitter. Miss Splitter zaten elimde var o yüzden rahat rahat gösterebileceğim size. Bildiğiniz gibi bu, bu Mr. Miss Splitter. Arkadaşlar Miss Splitter ben yaptıktan sonra, hani yapmadan önce de biliyordum ama yaptıktan sonra fark ettim. İnanılmaz kötü bir kılıç. Hani öyle, öyle değil. İnanılmaz kötü bir kılıç. Görünüşü falan çok güzel. Hani görünüşü falan çok güzel. Ee, ama neden kötü bir kılıç ondan bahsedeceğim size. Arkadaşlar kılıcı tutamıyorum. Şuna bakar mısınız? Kılıcı tutmaya çalıştığımda burasının metal olduğunu düşünebilirsiniz. Hani, e, gençinin pek de bu tip cam benzeri işte kristal benzeri şeyler var ama bunların metal olduğunu düşünebilirsiniz. Yani gerçek dünyada yapılsa metal olarak yapılırdı. Handguard kısmı yani mesela ben bir kılıç bana geliyor. İşte buradan kılıç buradan sıyırarak geldi. Tamam, burada Tusuba'mız var. Bakın, Tusuba var. Tusuba'dan yana bir sıkıntı yok. Katana'mızı getirelim şöyle. Böyle, Tusuba'dan yana bir sıkıntımız yok. O kısım var. E, Tusuka'mız da gayet gene elips şeklinde. Onda da bir sıkıntımız yok. Ama arkadaşlar, şu kısım... Yani, bu sivri kısım gördüğünüz gibi handguard'ın yani... Şu ...koruma kısmının arkasına geçiyor. Yani, kılıcı tutamıyorum. Elime batıyor. Yani... Şu kısım hadi görsel diyebilirsiniz hani bu kısımda çok avantajlı değil çünkü kılıcı sektirebilir. Mesela karşıdan bir saldırı gelirken buradan sıyırırsa hani bir şekilde gardlamayı becer, becerdiniz normalde kılıcı e, gardlamak iyi bir şey değil. Hani o animelerdeki çat çat dövüşler onlar e, iyi değildir. Hani gerçek dünyada öyle bir şey olmaz. Ama e, e, kılıcınızla gardlamayı başardığınızda hani kılıcı gardlamayı başardığınızda Buradan sekip sizin elinize kolunuza bir Şekilde gelebilir yani Şuradan sekip gelebilir veya buraya takılabilir Takılması bir derece iyi bir şey ee, Ama rakibiniz iki kılıç veya e, Genelde iki kılıç kullanılmaz Bir tane normal kılıç bir tane kısa bıçak kullanılır Rakibiniz e, sizin kılıcınızı kitlerse Elinde de bıçak varsa Yani bıçak kullanılır Normalde öyle iki tane katana kullanan Çok yoktur yani Onun dışındaki kısımlarda arkadaşlar e, Özellikle şu kısım Kılıcın inanılmaz derecede kırılgan olmasını sağlar hani gerçek dünyada olsa. Ee, hani şu kılıç tasarımını gerçekte göremeyeceğinize emin olabilirsiniz. Özellikle şu, şu kısım. <laughs> yani kılıcın şöyle tutmanız lazım arkadaşlar. En güzel leverage'ı sağlayabilmeniz için, en güzel şeyi sağlayabilmeniz için bir tanesini şöyle önden, bir tanesini şöyle arkadan tutmanız lazım. Basit olarak hani çok fazla şey var da ben size burada basite indirgeyerek anlatıyorum. Kılıcı en kolay şey, şey yapmak için şöyle bir kılıç tutuş şekli olmaz yani. En kolay şöyle şey yaparsınız. Bunda öyle bir şey yok. Bunda öyle bir şey yok. Elime batıyor. Şimdi bir örnek olarak da size League of Legends'tan bileceğiniz Yasuo'nun kılıcını getirdim. Bu da Yasuo'nun kılıcı. Kılıcın adını bilmiyorum ama bu da bir katana benzeri bir kılıç. Bu da gene benim yaptığım kılıç. Buradakilerin hepsi benim yaptığım kılıçlar. Şu katana ağaç zaten. Eee oyunlarda olan ve benim yaptığım kılıçlar. Bir de Çin kılıcı var. Arkada Frostmourne falan var ama onun, hani bir Çin kılıcı bir de şu katana hariç hepsi e, oyunlarda olan kılıçlar. Benim yaptığım kılıçlar. Bu çelik bir de hani gayet güzel bu. Şimdi bu Yasuo'nun kılıcı. Bu gene güzel bir şey. Çünkü gördüğünüz gibi burada sivri bir parça var. Arkada da sivri bir parça var. Ama bu benim tutuşumu engellemiyor. Gayet rahat bir şekilde tutabiliyorum. Ee, Yasuo'nun kılıcı bir katanaya göre çok kısa bir handle'a sahip. Yani 2.50 kullanamıyorsunuz. Normalde katanalar İki elle kullanılan kılıçlardır. Ee, kılıcın normal yapısı gereği çok kısa kalıyor. Hani belki ben kısa yaptım diye düşünüyorum ama ben direkt oyundaki e, modelin üstünden çizim aldığım için... E, oyundaki modelin üstünden aldığım için hani bu şekilde olduğunda şey oluyor. Ee, neydi onun adı? Kısa kalıyor. Yani zaten Yasuo da oyunda genelde tek elle kullanıyor bildiğim kadarıyla. Gayet güzel bir kılıç örneği bu. Hani oyunlarda da güzel kılıçlar olabiliyor diye göstermek istedim. Ondan sonra da... Ondan sonra arkadaşlar... Şuradan şeye geçmek istiyorum. Sırayla bir gidelim. Üzerinden konuşacağım şeyler var. Şimdi e, Freedom Sworn. Freedom Sworn e, şöyle hemen şeye bakacak olursak. Aynı sıkıntı burada da var arkadaşlar. Bu tip kılıçlar genelde işte bu e, şeylerden alışık olduğunu işte. İngiliz kraliyet ailesinin işte ne bileyim şövalyelik verme kılıcı tarzı şeyler. Bu tam o tarzda bir kılıç. Kılıcın sıkıntılarından biri arkadaşlar kılıç çok kalın bu kadar kalın kılıç olmaz genelde. Ee, hani kılıç kılıcın orta kısmını genelde şu U şeklinde yaparlar. Ters U şeklinde böyle dış dışına doğru değil. Sebebi de kılıç ağır olmasın. Bu kılıç gerçek olsaydı inanılmaz derecede dengesiz ve ağır olurdu. O yüzden hani e, kullanılabilecek bir kılıç değil. Zaten şu handle kısmından da anlıyorsunuz ki e, gene size batabilecek bir kılıç. Kılıç da size batabilecek bir parça. istemezsiniz yani. E, ondan sonra Primeadal Jade Cutter. Primeadal Jade Cutter'ın sıkıntısı gene kılıçtal o leverage'ı alabileceğiniz o leverage'ı şu dipten tutmayı yapamazsınız çünkü şu e, şunlar sizin gene kılıcı tutmanızı engelliyor. Şöyle bir şey şu yukarıdaki olmasa sadece aşağıdaki olsa aynı Yasuo'nun kılıcındaki gibi bu sizin elinizi koruyan bir parça gibi olur ve böyle böylelikle kullanabilirsiniz ama yukarıda da olduğu zaman bileğiniz geldiği için kullanamazsınız. Onun dışında e, kılıca çok söyleyebileceğim şey yok. Hani bunları metalden yapılmış olarak düşünüyoruz tabi. Camdan yapılsa tabii ki olmaz yani. E, şu arkasındaki sıkıntı da şu kendinize saplayabilirsiniz. E, kendine kılıç saplayıp ölen çok fazla insan olduğuna emin olabilirsiniz. Yani şu kısım da çok sıkıntı değil. Hani gene kılıcı durdurabilecek şeylerden biri. Bu e, özellikle e, Avrupa kılıçlarında, Grace World'larında olan bir özellik. Summit Shaper'a bakalım. Summit Shaper... Summit Shaper benim e, oyunda tasarımını beğendiğim şeylerden ama bunu nasıl tutacaksınız? Yani mesela elinizi şuraya koymanız lazım ama bunu nasıl tutacaksınız? Bu tutamazsınız ki. Gene aynı şekilde şuraya el girmez yani. Şu parça biraz daha ileride olsaydı elinizi koruyacak bir parça olabilirdi ve onun dışında bunun metalden yapıldığını düşecek olursanız çok fazla gereksiz ağırlık var. Hani sırf güzel görünecek diye çok fazla gereksiz ağırlık eklenmiş hani ve e, handguard kısmında yani şu eli koruyacak kısımda yani e, normalde kılıcı yakalaması lazım. Yani vurdu orada durması lazım. Bu böyle sıyırttığı için mesela şuradan şöyle bir kılıç gelse buradan böyle fıçık diye gene sizi oradan sıyırıp keser yani. E, çok güzel bir tasarım değil. Bunlar tabii oyun kılıçları o yüzden şey yapıyoruz yani. Hani eğlenceli olsun diye. Skyward. Şimdi Skyward'da şöyle bir şey var. Genel olarak güzel bir Avrupa kılıcı örneği. Şu hilt kısmı, e, şu şey kısmı, handguard kısmı e, biraz şey nasıl diyeyim... E, çok şekilli şukullu. Gene biraz sıkıntı yaratabilecek bir şey. Özellikle ağırlık ekleyeceği için. Ama e, işlevsel işlevsellik olarak çok büyük sıkıntı yok. Kılıcın şekli zaten standart alıştığımız e, Avrupa e, kılıçları şeklinde. Ama şey kısmı e, şu ve de sapı çok kısa yani tutma kısmı çok kısa. Tek elli bir kılıç içinde biraz uzun. Hani orantılı baktığımız oldu. Tek elli kılıç için biraz daha uzun. Bu bu tip bir kılıcı kullanmaya çalıştığınızda çok fazla dengesizlik olacaktır sizin için. Ee, ve şuradaki özellikle ağırlık olacağını düşünecek olursak ee, yani çok da işlevsel değil ama genel olarak güzel bir kılıç. Tabii ki camdan falan değil öyle kristalden falan değil. Gene metalden yapılmış olduğunu düşünecek olursak. Bu ne? Ha bu şey. E, yeni gelecek kılıçlar. Amenemakagı içi. Yani direkt bir katana gibi zaten hani ekstra bir söyleyebileceğimiz bir şeyim yok. E, elimdeki Katana'dan çok da farklı değil ama e, şu, şu kısım biraz sıkıntı. Gördüğünüz gibi gene dipten tutmak istediğimizde, şu şekilde tutmak istediğimizde e, onu engelleyen bir şey var. Onu engelleyen bir şey var. Handguard kısmında, da, şu Tsuba kısmında da e, hani gene şuradaki şeyler, şu detaylar falan filan bunları e, özellikle kılıca, kılıcı kına sokarken çok engelleyecektir. Çünkü kılıcı kında taşımanız lazım ki paslanmasın falan filan. Ee, ve sağ solu kesmeyin. Ee, diğer bir kısım da şuradaki şeyler arkadaşlar. Bunu insana saplayacaksınız yani. Saplayıp çekeceksiniz. Bu tip tırtıklar e, sizin o saplayıp çekmenizi zorlaştıracaktır. Gerçek savaşlarda bu tip şeyleri kesinlikle istemezler. Ama görünüş olarak e, düzgün bir katana diyebiliriz yani. Elimdeki kılıçtan çok bir fark yok. Ama özellikle şu kısım gerçekten kılıcı kullanıyorsanız çok sıkıntı yaratacaktır. Özellikle iki elle tutmanızda zorlaştıracaktır. Fastening Desire. Fastening Desire'da. Yani gene böyle tam fantazi kılıcı tadında bir e, kılıç. Yani nereden tutsanız elinizde kalır. Kılıç bu kılıç gerçek olsa şuradan kırıldı zaten haberiniz olsun. Şu şu parçadan tam kırıldı zaten. E, ondan sonra kılıcın handguard kısmı, şu kısım el koruması kısmı yani çok ağır ve mantıksız bir şekli var. Düşmana karşı bir zararı yok. Düşman buradan vursa buradan böyle kaçıp size saplanır ama siz kendiniz tutmaya çalışsanız elinize batar yani yani bu kılıç direkt e, yani hiçbir şeye yaramaz bir kılıç olarak şey yapabiliyor tabii ki elinizde yani hiçbir şey yoksa gene daha iyidir yani saplarsınız öldürürsünüz Hani her zaman en kötü kılıçta hiç hiç yok dedim e, bu da gene Skyward için söylediğim aynı şey geçerli gayet normal sıradan e, bir Avrupa kılıcına benzer bir kılıç Şuradaki sivrilikleri ben pek beğenmiyorum çünkü kendinize batırabilirsiniz. Bu arada şaka değil cidden batıyor kendinize. Ee, ondan sonra... Ondan sonra yani genel olarak zaten standart bir kılıç biraz kalın gibi. Gördüğünüz gibi biraz kalın gibi. Ama yani kabul edilebilir bir şey. Ee, biraz kalın. Ve de şu yeni handguard kısmı çok ağır olacaktır. Yani bu kadar ağır bir handguard kısmı kılıcı kullanmanızı çok zorlaştıracaktır. Bu arada hiç bilmeyenler için bu oyun e, bu kılıç PlayStation 4'te alınabiliyor bildiğim kadarıyla. Flüte bakalım. Bu arada ben bir tane atladım sanırım. Aa, Aquila Favonia'yı atlamışım. Aquila Favonia'ya bakacak olsak Aquila Favonia e, genel olarak rapier tarzda bir kılıç. Hani kullanımı işte metal kısmı çok güzel zaten. O kısmında hiçbir sıkıntımız yok. Handle kısmı biraz büyük ama rapier'larda eli koruma kısmı genelde böyle olduğu için e, gayet kabul edilebilir bir tarzda. Hani ee, bu şey yani ya ben zenginim kılıcı hani Avrupa'da işte Fransa'dasınız diğerleri normal düz kılıç almış bu ben zenginim kılıcı şeklinde bir kılıç hani biraz böyle aristokrat aile kılıcı. Hani gerçekte böyle bir kılıç yapılır mı yapılmaz çünkü çok işlevselliğini bozar ama yani şu kılıç gerçekte olabilecek bir kılıç yani böyle biraz daha gösterişli e, ve kılıç seven bir ailenin çocuğunun hani zengin aile çocuğunun sahip olabileceği bir kılıç akıyla Favonia. Black Sword. içinde şöyle bir şey var. Ee, kılıç genel olarak güzel. Ee, genel olarak güzel. Ama şöyle bir şey. Ee, half Swording yapamazsınız bu kılıçla. Bu tip genelde e, iki el... bu kılıç oyunda tek elli ama normalde bu gerçekte olsa büyük ihtimalle bu uzunlukla iki elli bir kılıç olurdu. E, ee, half Swording yaparken yani Half Swording şu arkadaşlar. Ee, katana da yapılmaz ama şundan göstereyim. Half Swording şu. Hemen şöyle geçelim. Halfsword'ing şu normalde kılıçların şu kısımlarını çok keskin yapmazlar. Bunun şeyi de şu eğer ki karşınızda zırhlı biri varsa kılıcı böyle vurmak yerine buradan da tutarsın. Şu demir kısmından tutarsın. Böyle vurursun yani balyoz gibi. Ee, onun için bu biraz uygun değil. Ee, şöyle hemen. Bu biraz uygun değil şu kısmı elinizi kesiktirir yani. Ee, aynı şekilde handle kısmı da böyle içe doğru olduğu için elinize batabilir ve şuradaki e, katla tutmayı zorlaştırır. Aslında böyle uzaktan baktığınızda güzel bir kılıç kullanılabilir bir kılıç gibi duruyor ama e, handguard kısmının abartılı olması size batabilecek olması, ondan sonra şuradaki tırtık kısmı falan filan baktığınızda e, yani çok da şey yapılabilecek bir kılıç değil. Gene tabii ki bütün kılıçların kalın olduğunu söylemek zorundayım çünkü e, genel olarak kılıçlar bu kadar kalın yapılmaz. Çünkü ağır olur. Çok ağır olur. Ee, e, ama genel olarak güzel bir kılıç. Yani ben beğendim. Flüt, flüt e, şöyle bir şey. Flüt aslında çok e, güzel duran bir kılıç. Özellikle handle kısmı şu oyundaki e, çoğu kılıçtan daha güzel. Çünkü biraz desenli mesenli ama e, rapierlardan gayet esinlenmiş. Çünkü biliyorsunuz o el koruma kısmı var. İşte ama kılıcın kendi kısmı şu şekli falan. Bununla saplama yapamazsınız. E, o yüzden o saplama özelliğini komple almış oluyorsunuz. Ama genel olarak baktığınızda, genel olarak şöyle bir uzaktan baktığınızda şu sapı, şu ucunu normal bir kılıç olarak düşünsek, yani çok standart bir kılıç, çok kullanılabilir bir kılıç olarak duruyor. Tabii ki şuradaki parça gene tutmanızı engelleyecektir. Ee, işte oyun dizaynı gereği buraya işte flüt olduğu için kılıcın ismi işte buraya bir flüt, yan flütün nota şeylerini eklemişler ama genel olarak baktığımızda tasarımı güzel bir kılıç. Ee, özellikle şu handguard kısmı Aquila Favonia'daki kadar abartı değil. Ee, kılıcın sapı da işte tek elle kullanım uygun ama şuradaki parçaların olmadığı diyecek olursak, genelde bu tip kılıçları daha ince ve e, daha sivri şekilde yaparlar. Bu şekilde ucu küt bir kılıç, yani e, çok tercih edilen bir kılıç şekli değil. E, ama tabii ki hiç yoktan iyidir lafını her zaman söylüyorum. E, gerçek hayatta bir biriyle savaşacak olsanız, adam size yumruğuyla geliyorsa siz bununla gidiyorsanız çok daha rahat edersiniz yani. <laughs> Neyse, yani şuradaki sıkıntıları söylemek istedim. Ondan sonra flütten sonra şöyle açalım hepsini. Hepsini açalım zaten 4 yıldızlar, 3 yıldızlar falan kaldı. 3 yıldızlara girmeyeceğim ee, ama oyundaki en mantıklı kılıcı da göstereceğim size. Alay flash, alay flash arkadaşlar bunu kullanan kör oldu. Handguard kısmı güzel gibi duruyor ama şu şurası bileğinize batar. O garanti şurası kesin bileğinize battı. Şu ön kol kısmınıza battı. Onun dışında kılıç ee, mesela flütün sap kısmıyla bunun kılıç kısmı birleşse mükemmel bir kullanılabilir kılıç olurdu. Ee, çünkü flütün işte şuradaki handguard kısmı çok güzel. Bunda kılıç kısmı çok güzel. Ee, yani bunun kılıç kısmı güzel ama kendi tutma kısmı güzel değil. Handguard kısmı biraz küçük ama elinizi koruyacak kısım zaten burada olduğu için burası aşırı önemli değil. Zaten küçük bir parça var. Ee, bu şekilde. Sacrificial Sword. Sacrificial Sword aslında güzel bir kılıç. Eee... Evet, Sacrificial Sword aslında güzel bir kılıç. Video başlar mısın canım benim? Bu sefer başlamak istemedi. Hı. Sacrificial Sword aslında güzel bir şey. Gene handguard'ın a, işte şekilsizliğinden dolayı bir sıkıntı yaratıyor ve biraz kalın olmasından dolayı. Ama biraz bunu ince düşünecek olursanız ve handguard'ı da bir tık daha hani biraz gösterişi şey düşünecek olursanız güzel ama gene şuradan çit eder kırılır yani. Çünkü kılıçlar e, her şey, arkadaşlar dünyadaki her şey en ince noktası kadar... Ee, şeydir sağlamdır biliyorsunuz ki bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Şuradaki buradan kırılır yani. Ama e, diğer silahlara göre yani gençteki diğer silahlara göre gene e, gerek handguard ile gerek şey ile kullanılabilir bir kılıç ama gene tabi şurası kendinize batabilir eğer ki yanlış bir pozisyonda kalırsanız. O şey kısmının çok sert olması çok sivri olması iyi değil. Mesela eee counterweight e, pummel kısmı da burada e, gene var karşıt ağırlık kısmı. Royal Sword zaten bu şeyin aynısı neredeyse. Ee, Sacrificial'ın aynısı ama bu daha detaylı falan filan. Bu Sacrificial'ın görünüş olarak aynısı zaten. Prototype Rancor. Prototype Rancor arkadaşlar bir kılıç değil. Bir demir kütlesi. Hani gerek kalınlık, gerek işte şey olması, işte handguard'ının olmaması ve şuradaki nedense kılıcı kırmak için yapılmış bir şey yüzünden kılıcın dayanıklılığını çok azaltır burası. Yüzünden bu bir kılıç değil bu bir metal kütle olarak bakıyorum. Hani bu zaten biliyorsunuz oyundaki fiziksel kılıcı. Hani fiziksel hasarı arttırıyor. Yani büyük ihtimalle bunu kılıç olarak değil de böyle odun sapı olarak falan kullanıyor. böyle tutup vuruyorsunuz yani. Çünkü hani kılıç keskin bir yanı yok. Hani ince olması lazım biraz daha. Handguard kısmı yok zaten hani şuradan bir kılıcın geldiğini düşünün. Bir kılıcı buradan guardladınız. Hop gene geldi elinizi kolunuzu bacağınızı boynunuzu artık nerenize geliyorsa geldi kesti. E, Lions Roar, Lions Roar çok fazla çin kılıçlarına benziyor zaten şey olarak. E, ama tabii ki şu handle kısmının abartılı e, şey diyemeyeceğim ama çok fazla böyle gerçekte böyle yapılmış çin kılıcı var e, isimlerini tam bilmiyorum işte e, şeyleri var. Gayet güzel bir kılıç kullanılabilir bir kılıç e, Tay kılıçlarına falan filan da biraz e, andırıyor. Gayet kullanılabilir bir kılıç buna benzer olarak elimde şöyle bir kılıç var in. Ona takıldı. Ha. Buna benzer olarak gösterebileceğim. Hani birebir aynısı değil ama benzer olarak gösterebileceğim. Şöyle bir kılıç var Gördüğünüz gibi gene. Kılıçların ince, ince olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Hani böyle kalın bir kılıç. Olmaz. Ee, ondan sonra. Bu da paslı çok dokunmak istemiyorum. O yüzden sokamadım yerine. Yani gördüğünüz gibi genel olarak şey. Bu kılıcın da mesela güzel ama mesela bu kılıcın da gerçek bir kılıç ama. Şu kısımları elinize batıyor. O yüzden çok şey bir şey değil. Eliniz biraz daha küçük olsa çok sıkıntı değil ama benim hayvan gibi elim olduğu için bu kılıç da elime batıyor. Eğer ki çok daha küçük bir Çinlinin eli olsaydı bu kılıcı rahat rahat kullanabilirdi. Bunda da gördüğünüz gibi karşıt ağırlık var. Ve e, burada da şöyle bakacak olursanız gene böyle desenler var. E, Çinliler bu tip desenleri kullanmayı seviyorlar kılıçlarında. Benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden e, şey yapmak istedim. E, onu da göstermek istedim. Ondan sonra Iron Sting. Iron Sting... Çok kötü değil ama şöyle bir şey. Iron Sting aslında güzel bir kılıç ama şöyle sıkıntıları var. Gene şu kısımlar batabilir. Bu kısım kendinize batabilir. Kılıç olarak birden sivrileşiyor. Bu aslında güzel bir şey. Mızrak gibi kullanmaya, böyle saplamaya odaklı bir şey olur Aa siz göremiyorsunuz bir saniye. Heh, şöyle tamam. tamam. Bir daha anlatayım. <laughs> evet. Neyse ne diyordum. Iron Sting'de şu kısımlar şey böyle. E, saplamaya, hani size saplanmaya uygun. Hani kılıcı çok engelleyecek bir şey değil. Ve kılıcın şöyle bir birden in e, e, incelmesi arkadaşlar, kılıcın kırılmasına yol açar. O yüzden bu tip bir birden incelmeli şeyler yapılmaz genelde. E, ve tabii ki oyun olduğu için biraz kalın. Hani oyunda görülsün diye elbet biraz kalın. Pavonil Sword da zaten Alley Flash'ın aynısı. Dediğim gibi şu bileğinize batar. Black Cliff bu da bu, e, şeyin aynısı. Iııı... E, Prototype rancor knives arkadaşlar oyundaki en güzel kılıç bu. Oyundaki en mantıklı, gerçek hayatta kullanılabilir kılıç bu. Dual Blade. Hani hep merak ediyorsunuz ya. Ulan Traveler o kadar tanrıyla falan savaşıyor, neden hala bir yıldız kılıcı kullanıyor diye e, videolarda. Çünkü oyundaki mant en mantıklı, kullanması en mantıklı kılıç bu. Hani üstlerinden bütün büyülü güçleri, işte o enerjileri falan filan kaldırırsanız tasarım olarak ...oyundaki en mantıklı kılıç bu. <laughs> e, bakın tutma yeri var. Tutma yeri güzel. Karşıda bir karşı tarlık var. Çok sivri değil. E, koruma kısmı içeri doğru değil. Size batmıyor. Dışarı doğru. Kılıç buraya geldiğinde dursun diye. E, kılıcın şekli, du şekli iyi. Tabii ki oyun olduğu için... ...biraz kalın görünecek size. Evet biraz kalın. E, ama işte Prototype Rancor... ...kadar böyle e, demir kütlesi değil... Oyundaki en mantıklı kılıç e, Traveler'ın da ana karakterinde bütün videolarda kullanmış olduğu, eee Baal ile bile dövüşürken, Nether Shogun'la dövüşürken kullanmış olduğu bu kılıç. E, bu videoda arkadaşlar size şeyi göstermek istedim hani oyundaki kılıçlar gerçek olsa acaba nasıl olurdu? Kendi kişisel düşüncelerimi göstermek istedim. E, şey diye düşünmeyin hani benim söylediklerimin %100 doğru, %1 milyon doğru e, diye düşünmeyin. Ben kılıçlar üzerine ihtisas yapmış biri değilim ama kendim kılıçları sevdiğim ve elime elime bir sürü kılıç alabildiğim için gerçek kılıçla işte böyle anime kılıçları falan filan alabildiğim için e, şeyi göstermek istedim yani gerçek kılıçlar mı daha rahat olur anime kılıçları mı oyun kılıçları mı daha rahat olur? Bunu göstermek istedim o yüzden e, bu videoyu çektik yani. E, Söylediklerimde yanlış, eksik veya kendi düşüncenizin e, varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abi şurası şöyle veya abi şu güzel olurdu aslında falan tarzı şeylerinizi yazabilirsiniz. Eğer ki isterseniz bu videonun devamında da mızraklara ve büyük kılıçlara, grey swordlara e, özgüde yaparız. Yani claymore'lara ve mızraklara özgüde yaparız. E, bu videoda normal düz kılıçlardan bahsetmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar 25 dakika olmuş. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum olarak ne yazacağınızı bilmiyorsanız abi sonuna kadar izledim. Video güzeldi. Tarzı e, basit şeylerde e, yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.